Öncelikle şunu sormak istiyorum. Askeri yetkililer çatışmada 7 PKK'linin öldüğünü açıklamıştı. Siz ise 2 PKK'linin cenazesi Malatya Devlet Hastanesi'nde, diğer 5 kişinin cenazesi nerede diye soruyorsunuz. Bu 5 kişinin devlet görevlisi olduğu yönünde de iddialar var. Bu konuyla ilgili siz herhangi bir bulguya ulaşabildiniz mi? Hayır, biz zaten bölge oraya zaten genelkurmayın bir açıklaması vardı siz de söylediğiniz gibi. Yani 13 askerin yaşamını yitirdiğini, orada 7 PKK'nin de yaşamını yitirdiğini. Daha sonra gelen cenazeler, 13 askerin cenazesi geldi. 2 PKK'nin de Malatya Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildiği söylendi ve biz de biliyoruz orada olduğunu. Çünkü İnsan Hakları Derneği olarak da bize de başvuru yapıldı. İki cenazenin oraya götürüldüğünü. Evet. Fakat diğer 5 tanenin görülmediğini, biz olay yerine gittiğimizde de oradaki köylülerle, çevre sakinleriyle, vatandaşlarla görüştüğümüzde de onların böyle hani bir yaralı ya da ölü ya da herhangi bir kimsenin orada görmediğimizi, sadece 2 tane söylendiği, 2 PKK'linin cenazesini götürüldüğü söylendi. Tabii bu ciddi kuşkulardır. Yani şimdi bölgede sivil giyimli bazı insanların dolaşıldığını söyleniyor. Ne bileyim birçok şeyler, iddialar vardır ve biz de işte eğer gerçekten orada 7 tane PKK'li öldürülmüşse bu 5 tanenin cenazesi nerededir? Eğer yok, 2 tanesini aldı, 5 tanesi nerededir? Ha, diyorsanız bu oralarda kalmıştı. Oralarda da o zaman incelenme yapılması lazım, araştırma yapılması lazım. Bu cenazenin verilmesi gerekir. Çünkü Genelkurmay çıktı, açıklama yaptı ve 7 tane PKK'nin öldürüldüğünü söyledi. Peki bu 7 tane PKK'nin ikisi orada, 5'i nerede? Dolayısıyla bizim kafamızda ciddi kuşkular vardır. O bölgede ki insanların ya da basın yayın kuruluşuna düşen haberlere göre de işte farklı amaçla oralarda dolaşan sivil giyimli insanların olduğunu. Ha, biz de bunu araştırılmasını istiyoruz. Bu 7 tane, bu geri kalan 5 tanenin cenazesi nerededir? Eğer yoksa da ya da kim olduklarının açıklanmasını istiyoruz. Evet. Sayın Bilici, bir sorum daha olacak. Buyurun. Askeri yetkililer gazeteci Fikret Bila'ya yaptıkları açıklamada yangının bir mermiden dahi çıkabileceğini söylüyor. Siz olay yerinde incelemelerde bulundunuz. Orada neyle karşılaştınız? Bir mermi ya da bir el bombasıyla bu denli büyük bir yangın çıkabilir mi? Bakın, sabahtan ben bütün yayınlarını izliyorum. Hiçbirisi bizim raporumuza yönelik herhangi bir görüntü ya da bir açıklamaları olmadı. Ben burada Türkiye kamuoyuna sesleniyorum. Bakın, çok ciddi iddialar vardı. Yani orada bu yangınla, bu insanların işte mermide çıkan yangınla orada yanabilecek şeylerin, ortamın olmadığı çok kesin bir şekilde söyleyebiliyorum. Artı mevzilerin olduğu yer, o Hakim Tepe'ye tamamıyla kayalıktır ve otların bir karış dahi olmadığını, orada bir yılan dahi yanarak ölemeyeceğini çok iddia edebiliyorum. Dolayısıyla Fikret Bila ve diğer bütün gazetecilerin, gerçekten bu ülkede olup bitenlerin yarın öbür gün keşke biz gidip araştırsaydı işte Dağlıca'da ya da başka yerde bazı iddialar, yani pişman olmama adına ve büyük tahribatlar yaratmama adına bu insanların oraya gelip gitmesi gerektiğini. Oraya gittiğinde bu bir mermi çekirdeğiyle diz boyu, işte bir insan boyu kadar otlarla işte yangını çıktığını, bu kadar tahribatın yapıldığını, bu kadar ölümlerin olduğunu kimse inanmaz. İşte eğer gerçekten bir şeylerin ortaya çıkarılmasını istiyorlarsa, evet, bir toplum, batıdaki aydınlar, entelektüeller, yazarlar, çizerler, buyurun yakındır, giderler o köyün ilerisinde 1 metre ileride Hakim bir tepedir. Oraya işte PKK militanları gidip, bizim raporlarımızda da köylülerin açıklamaları da var ve biz evet, o raporun arkasındayız. Oraya çıkıp o büyük çukurların açabilecek roketlerin ancak ya yukarıda bilmediğimiz bazı şeyler olabilir. Yani peki, Sayın bazı Bilici. ne bileyim insana benzemeyen ya da cinler mi yukarıda roketle atmış olsa Evet. ona bir şey diyemeyiz. Ama bu yukarıda o büyük çukurları açabilecek şeylerin kesinlikle öyle bir iddiamız vardır. Öyle bir kanya vardır. Helikopterler Peki tarafından efendim. atıldığını. Sayın Bilici, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız Evet. bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim. Biz Buyurun. gerçekten bu olayın ciddi anlamda
işte yazarlar, sizlerler tarafından, aydınlar tarafından araştırmasını istiyoruz. Yer orasıdır. Gidip bakabilirler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Peki efendim, çok teşekkürler.